Mobil Gamer hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Aras bir dakika program çekeceğiz be kardeşim. Buradayken birisi telefonla oynuyor. Da, ama ki burası bir Mobile Gamer. Abi Mobile Gamer da programda değil yani hani. <laughs> Oyun oynuyordum ben Yakalandım. Öbürü kamera açılırken konuşuyor. Ben ha, Hostala çok zorlanıyorum ben şu an bu programın çekimlerinde. Ver senin telefonunu seninkinden de oynayayım o zaman. Çift double account şey smurf Benim daha önce diyorsun. öyle bir şeyim var bu arada bunu hemen burada Clash Royale'de. Evet. Arkadaşla ikiye iki atıyorduk işte biz ikimiz diğerlerini tanımıyoruz. Hı hı. Yemek söylemiştik, yemek geldi. Çocuk da böyle şey çalınca hiç umursamaz bir şekilde telefonu bana verdi. Ben de aldım, benimde bir telefon, belimde bir telefon ve o kadar zor bir şeymiş ki bu arada bunu yapmak bu arada. Çünkü bir düşünüyorsun ama buradan bunu atıyorsun falan derken ben o maçı tek başıma kazandım. Aklıma geldi çok iyi bir gurur hikayemdir bu arada. Yani ne bir şu, evet, evet ne bir üniversite sınavı falan en büyük gurur hikayem bu benim. Bir anda Mobile Gamer'dan Royal Talks'un yeni bölümünü bu program şu anda dönüş yapıyor arkadaşlar Elbis TV'de. Royal Talks'ta böyle bir ikiliyiz. Çapraz bir e, program Hemen yapıyor olacağız. Hemen izliyor musunuz? Gelin 2v2. 2v2 bana güven oğlum? Beni niye atıyorsun? Ben zaten? tek oynayacağım kelde. Senin telefonunu, telefonunu alacağım. alacağım. Tamam <laughs> oldu. Çok hayalperest şu an. Ve artık yavaş yavaş konulara girelim mi? Aynen hadi go. Şimdiye kadar yaptığımız en dolu Which is 28 dakika sürecek olan <laughs> Mobile Gamer'a gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Acayip bir programımız var. Bir tarafta Regdum Karya Bra. Getiş. Şampiyon oldu. Hemen gelsin abi görseli. İşte bir Hoktur falan onlardan evet. bahsederiz ama PUBG Mobile tarafında Regdum Karya Bra. Bam 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 geldi. Vurdu ve şampiyon oldu. 208 puanla okay. hemen arkalarından Estuici 3 galibiyette. 199'da ve DA bence buradaki en çok konuşulacak isimlerden bir tanesi birazdan geleceğiz. Fireflax'ın önünde üçüncü oluyor. Melisey Esports'a ilk 5'e girmeyi başardı. Abi ne diyorsun hemen yorumla alayım. Yani e, Regnum Kar'yı tebrik etmek gerekiyor, Salis tebrik etmek gerekiyor. Büyük karakter gösterdiğini düşünüyorum. İyi oynadılar finallerde, liga aşamasında da iyi oynamışlardı zaten. Liga aşamasındaki o iyi oyun, hmm. e, FF'le giden, e, başa baş giden iyi oyun burada buraya da taşındı. Söyleyecek fazla bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Zaten her şey ortada. Şeyi de beğendim ama s de bence gayet net bir şekilde kovaladı son karşılaşmaya kadar işte. Son karşılaşma kaynadı buradan. Kardeşim o kadar niye bekledin ya? Zaten puan durumu yok yanda. Sen orada bekliyorsun. Bitirdi reis bizi evet, ya. Evet ben de bekliyorum orada. Bak ama bari kazansaydı çok iyi olurdu. Evet. Ama olmadı. Orada da buradan hemen bir kaynağı atıp da bulunuyorum hızlı bir şekilde. <gülüyor> <gülüyor> bir 7 dakika falan bekledi çünkü 8 Aynen. dakika. Güzeldi. Sencerler çay yudumluyordu. Evet. <laughs> 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 yani de o yüzden tebrik etmek istiyorum. Bence gayet bir rayetli oyun. Son gün yine sonuna kadar bir geliş vardı. Özellikle mesela işte ikinci günün puan durumuna falan baktığında zaten yakındı işler bayağı. O benim çok hoşuma gitmişti zaten o yüzden ilk ikiye söyleyecek hiçbir şey yok bence ikisi iki takım da çok iyi iş yaptı taraftarları da çok iyi destek oldu iki ekibi onu da söylemek lazım evet. son dakikasına kadar her şeyin ee, yani çok kaliteli bir lig izleyeceğimizin zaten sinyallerini direkt burada Yıldızlar Ligi'nde aldık. Yani ben, ben hemen bir detaya evet, değineyim lütfen. burada. Ee, şimdi şöyle bir şey var özellikle ben yani Fireflux dördüncü olmuş gibi gözüküyor ama burada yine biriyi iyi karşılaşmaya bakar Onu hatırlatmasını evet. yapmak istiyorum yani maç başına bir ortalamaya bakar. Hı hı hı. Normalde bam gün vuran Fireflux bir tık daha kendi ortalamasının altında kaldı. Evet. Yani biz çok alışmıştık onların yani şu tabloda 200 skor puanı aldı deseler kimse hani nasıl aldılar demezdi. Ama mesela sıralamalar çok iyi gelirken eskisi kadar skor çekemediler. Dördüncülükte kalıyorlar. Bence yine mükemmel bir başarı. Ligin ilk iki haftasını domine ettikten sonra bir de finallerde gelip ilk dörde yerleşebilmek. Bosa değinmek istiyorum. Evet. Son haftadan sonra ben Bosu hani böyle bir ilk beşte şahsen görmek istiyordum. Yani o benim şeyimdi. Ee, ya kalbimden geçen bir şey. Yeni bir takımın gelip de buraya girebilmesi çok güzel olurdu. Ama ona rağmen finallerde de çok iyi oynadılar. Yani mükemmel yetenekler. Genç ee, çocuklar tecrübesiz çocuklar. Evet. Ee, i̇lk kez ligde oynuyorsunuz. Ee, bence bir alkış, yani hak ettikleri performansı gösterdiler kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum sana. Yani Five Flags için söyleyebileceğim biraz yani ee, aynı günlerde benzeri hatalar yapıldı yani. Hmm. Aynı hatalar hep böyle biraz tekrarlanır gibi oldu. Mesela son günlerde son günde erken kayıplar meselesi birazcık yaşandı. Evet. Ee, onlar olunca tabii yani takım tecrübeli olduğu için 3 kişi kalınca da bir şekilde sıralama falan çekebiliyorlar ama senin dediğin gibi işte kille geride kaldır. O agresiflikten geri kalınca çünkü otomatik olarak e, aldığın puanda düşmüş oluyor. Yani boss konusunda ve işte Zeus hakkında da ben benzeri şeyleri söyleyeceğim. Tabii. Zeus mesela iyiydi çünkü. 4 galibiyet çok iyi bu de bu vardı. Gerçekten yani oyun sonlarını oynamada bir sıkıntı yok ama stabilitede birazcık problem var gibi gözüküyor. Problem derken şimdi problemden kastım şu. Çok iyi bir sıralama var. Özellikle böyle birlikte böyle bir takımların olduğu bir ee, ligde çok iyi bir sıralama aldılar aslında. Ama bir de stabiliteyi çözerlerse bu sefer işte Melisa'nın bulunduğu yerlere yakın patlama yapabilecek bir e, takım şeklinde de dönüşebilirler. O kısmını beğendim. Aynen öyle. Ya şöyle ikinci sayfada gelsin. Evet. Onlardan da biraz bahsedeyim istiyorum. Bak şimdi Regnum Karya burada. <laughs> tamam mı? Birinci sırada yer alıyor. Hemen bir Footkaos'tan geleceğim. Hı -hı. 208 puan. Gel abi futkaosa. 133 puandalar. Futkaos maç başına bir ortalama. Yine FF'de söylediğim evet. şeyin aynısı. Ee, bir puan ortalaması daha koymuş olsaydı biz onları ilk 5'te konuşuyor olacaktık. Belki Iveen Eksturyan hemen yanında tepesinde Hı -hı. bir yerinde olacaklardı. Ve Regnum Karya Footkaos'tan acayip puan çekti. <laughs> ya bu neyi etkiliyor? Futkaos hem kendisi ikinci sayfaya düşmüş oldu. Hem de Regdum Karya o 7-8 puan alırken. Ya kaç evet. kilo aldılar futtan ben çok emin değilim. Ama bayağı denk gelindi orada. <laughs> hem rotasyon, hem atlama noktalarında falan. Ee, bu biraz böyle hani izlerken farkına var, varılacak bir şeydi. Onu kaçırmayalım istiyorum. Kötü geçen ligin ardından bence kabul edilebilir bir Kesinlikle. puan. Dediğim gibi o da hani bir ortalama ortalamayla ilk 5'e gelebilecek kadar puanlar yakın olduğundan. <laughs> Şu olsaydı ilk 5 200'ler 300'ler puanda. Sen 140 150'de tıkanmışsın. O zaman kötü gözükebilirdi. Ama evet. hani e, maçı izlediğinde özellikle EMA dönemi gelene kadar yani partnerlik dönemi gelene kadar e, çok daha gelişebilecek olduklarını görüyorsun. En az sıralara da baktığımızda Mumya, Papara, Eagle, Furiozarox şeklinde devam ediyor. Furiozarox biraz yani beklentinin altında. Ben daha iyisini bekliyordum ligden sonra. Çünkü çok daha yırtıcı oyun oynayan evet. kadrolardan bir tanesiydi ama olmadı. Ama gerçek çevresine kavuşan takımlar olduğu için işte Eskocidir, Oduru falan yani gerçek kimliğine bürünen takımlar. O yüzden biraz geriye düşmelerde normal gibi ama yine de dediğin gibi bir tık daha yukarıda olmaları biraz daha muhtemeldi evet. benim için de bu arada. Ya Papara Masif. onlar 80 puandalar hani yuvarlıyorum 80 hı hı. puan bandındalar. Ve e, belli ki üzerine çalışmaları gereken çok fazla şey var. Evet. İki tecrübeli isim, iki genç isim diyorduk. Genç oyuncuları e, birazcık daha pişirmeleri gerekiyor. Yani önümüzdeki sezona kadar en azından orada iyi bir e, belki sabır gösterilmesi lazım. Belki farklı bir değişikliğe gidecekler, bilmiyorum. Ama e, henüz ilk sezondan bir sonuç alınamamış gibi. Burada tabii çok önemli bir şey var. Partner takım. <laughs> Neydi? İki tane, iki Çok tane önemli. slotumuz vardı. Gelsin abi slotlar. Kimlere gitti? Az önce de üstüne konuştuk. Birisi Digital Athletics, Yekta, Coldex, Up4 ve Scarface. Zaten bildiğimiz isimler. Zaten bu ligde öncesinde boy göstermiş kaliteli oyuncular ki yani Yetta ifan dünya şampiyonası seviyesinde de gördük. Biliyorsun hatırlıyorsun. Scarface benim adamım zaten. Aynı bu şekilde. Vurup kırar yani. <laughs> en sevdiklerimden evet. Şovunu, şovunu yapar her zaman aynen. Ve bir diğeri. Melisa Esports, aynı şekilde şimdi Poser, Lewis zaten sürekli beraber oynayan bir e, aslında macerayı beraber yaşayan bir ikili. Evet. Tospik 2 iki sezon öncesinde falan çok isminden bahsediyorduk, çok konuşuyorduk, biraz daha genç yetenek ekibi gözüküyordu. Daha ligde yeniydi ama acayip potansiyelliydi ve Kırcalı. Aynı dönemlerden yani hatırlayacaksın evet. ilk lige girdiğinde evet. alt sıra takımlar arasında e, parlayan gelecek vadeden oyunculardan bir tanesiydi. Ve hem DEA tarafında, hem Melise tarafında iki farklı yaklaşımla aynı sonuçların alınabilmiş olması benim çok hoşuma gidiyor. Evet. Tek bir doğrunun olmadığını takımı kurarken, takımı şekillendirirken veya yatırım yaparken bence bize gösteren iki tane kadro. Onlara da şimdiden e, PMSL slotlarında başarılar dileyelim. Yani benim için izlemesi çok keyifli iki ekip olacak. Ben yani kesinlikle katılıyorum. Yani Digital Athletics e her zaman e, aramda bulunduğu zamanlarda keyif veren bir ekip olmuştu. Zaten Melis hakkında ben genel olarak burada konuşuyorum. O yüzden çok burada bir şey söylemeyeceğim artık yani. Benim beklentim de dedi zaten. Partnerlik almaları burada konuşmuştuk hatırlıyorsan. Çok şaşırtmadılar. Orada bir yapılanmada bir gariplik var. Kim yapıyorsa dediğim gibi bilmiyorum. Çok hakim değilim transferleri onları bunlar Ama iyi yapıyor yani evet. Melis'in e, menajeri. Onu da bir söyleyeyim yani. Hoşuma gidiyor benim çünkü. Geldiklerinden beri hem sektöre sektöre demeyeyim lige iyi oyuncular katıyorlar. Evet. Bunun dışında da onlar gittikten sonra da o kadroda bozulma olmuyor yani hemen işte yıldız, iyi zizim, evet, yıldız yani. gitti diye bir sezon kötü geçirdik olmuyor direkt man yeri doluyor o konuda başarılı görüyorum gerçekten. Evet ya genelde ilk 7-8'den altına indiğini çok görmediğimiz evet, kadrolarda. Evet. Burada PMSL seviyesine gidebilmeleri önemli. Bu neden önemli? Şimdi orada zaten slotları konuşmuştuk. Bizim en fazla slota sahip bölge olduğumuzdan da bahsetmiştik. Evet. Orada takımlarımız yine iyi başarılar gösterdiğinde, Dünya Şampiyonası yolunda ligin kalitesinin artması bizim için önemli. Tabii. Alt sıralarda kalacak takımlar da yani Türkiye Ligi içinde kalacak takımlarda bunun heyecanıyla, bunun aslında hayaliyle evet. oynayacaklar. Bir detay daha var. TDM şampiyonu gelsin abi. TDM şampiyonu. Neden gülüyorum? Şimdi burada önemli bir şey var. Ee, Zeus 50 bin liraya aldılar. Tebrik ediyorum, gayet güzel. iş TDM'de evet. yani biz vurabiliyoruzu göstermek bence kritiktir. Ama amasına geleceğim. Abi TDM'de 50 bin lira veren bir organizasyondan bahsediyoruz, tamam mı? Yani bence bunu bir konuşmak lazım. Mobil e-spordaki ödül avuzu çok acayip bir noktada. Bu evet. PUBG mobil özelinde de değil. Bak bu sene MLBB falan böyle 750 bin mi oldu? 1 milyona yaklaştık yani herhalde. Evet. 750 bin lira yerel ligden bahsediyoruz. TDM'e 50 bin lira veriliyor. Çok iyi. Böyle kameraya bakıyorum ben, ben de TGMC yani. Ben TDM'ci olacağım büyüyünce. Evet. Bu bana çok garip geliyor. Yani şu anlamda garip geliyor. İzleyicinin belki o kadar şevkle zevkle izlemediği ama firma tarafında hem airtime'ı artıran yani airtime'le sen iyi yayın fırsat yapıyorsun. Fırsat veriyor evet. Aynen. Şimdi yurt dışına sayı göndereceksin. Abi ben 5 saat yayın yaptım. 1000 izlendi demekle ben 7 saat yayın yaptım. Yine 1000 izlendi demek arasında fark var. Evet. Bu sefer e, aslında kendilerini besliyorlar. Hani bu tarz yatırımların ben farklı firmalardan da gelmesini beklerim diyeyim PC tarafında ve PUBG Mobile'i kapatayım mı? Çok bek. <gülüyor> <gülüyor> evet kapat. <laughs> PUBG Mobile tarafını kapatalım. Tekrar Regnum Caria'yı tebrik edelim. Diğer bütün ekipleri aslında tebrik oh, edelim. Çok Mükemmel yani. işler. Ya şunu şun da konuşmak lazım, Magnum Carrier, s 2G, drama'nın göbeğinde iki takımdı. Bir evet. ay boyunca isimlerinden söz ettirdiler. Abi biri birinci oluyor, biri ikinci oluyor. Bu senenin senaryosu çok iyi gidiyor yani ve bu sürtüşme pek bitecekmiş gibi durmuyor. Hmm. İzlemesi o yüzden çok daha keyifli bir hal alıyor bu arada yani bayağı iyi olacak. Yani hmm. ben ikinci roundu merak ediyorum yani çünkü ilk round evet Kazanan bir taraf var ama öyle şey değil yani. Bir taraf yıkıldı öbürü ayakta kaldı şeklinde değil. İki taraf da gayet iyi e, çarpıştı. İkinci round Acayip harika oldu. olacak evet. Evet yani arada tabi ciddi bir vakitleri var. Burada bir bir aya yakın süre sanırım boşlukta Hı -hı. kalacaklar. Hı -hı. Scrimler devam ediyor ve sonrasında PMS'a başlayacak. Ee, yavaş yavaş MLBB'ye gelelim istiyorum. İlk haftayı sonuçlandırdık. MLBB'de ligin açılışı yapıldı biliyorsunuz. Burada takımlardan kadrolardan bahsetmiştik evet. ama biraz daha ee, bizim beklentilerimizin şekillenip şekillenemediği yerler oldu. Hemen bir puan durumu gelsin onun üzerinden konuşalım istiyorum. Özellikle 2 ve 3 tane takımdan bahsedeceğim. Kimler bunlar? Vatan Gemi eSports, Fireflux eSports S2G eSports. Bunlar en öne çıkan 3 takım diyebiliriz. Evet. Prestige aynı şekilde bu belki 4 takım diye bunların arasına yazılabilirdi Hı -hı. ama hem FF hem S2G 4 ve 5. sırada gözüküyor. Onlar fixtürün birazcık e, gazabına uğrayıp birbirleriyle oynadıkları için ve yenişemedikleri için bir anda Moon Knights'ın Prestige'in ve Vatan Game'in gerisinde kaldılar. Ama Vatan Game'le Prestige'in de bu kadar iyi açılış yapması e, yine beni çok tatmin etti. Ya Vatan Game'den zaten biraz konuşmuştuk. Aslında onların işte kanıyan yaralarının orman tarafı olduğundan hep bahsetmiştik burada da. Yani lig aşaması, lig sürerken de finallerde de bittikten sonra da yani onlar o orman problemini iyi bir şekilde çözünce öyle şeydi çünkü yaraya bant bastık değil. Adam direkt yaraya merhemi de basıyor, kapatıyor yarayı direkt. Öyle bir oyuncu gelince çerisi çok değişti adamların. Evet. Orada bir, Nexus iyi iş yapıyor. Evet iyi iş yapıyor gerçekten. O yüzden e, o konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Prestige de şöyle söyleyeyim e, bir sponsoru olmayan ekipler arasında en sağlam ekipmiş gibi duruyor Hı. kesinlikle ee, ama dediğin gibi yani farklı tarafların birbiriyle karşılaşıp o beraberliği alıp böyle en azından ligin belli bir süresine kadar işte vatan game kaybetmezse prestij falan da iyi götürürse geride kalacaklar bu benim için mesela eğlenceli bir şey heyecanlı bir şey yani çünkü onlar da hep kazanmak zorunda kalacaklar ben şeyi çok beğendim yani beraberlik olmasını çok beğendim. Öbüründe bir evet. sıfır oluyordu bitiyordu yani öbür takıma birazcık sıkıntı Onda oluyordu. Onda biraz konuşalım. Evet yani ben mesela şimdi şey olmasın e, sistemi siz anlatırken izlerken ben de tecrübe ettim. Daha önce böyle bir sistemli bir turnuva Oynanmadı. anlatmamıştım yani ben de. İlk baştan mantığımı almıştı, mantıklı gelmişti ama izleyince çok daha fazla hoşuma gitti. Sırf şu sahneyi görünce daha da fazla hoşuma gidiyor o yüzden. Aynen. Ya yani burada eğer biz bunu izleyebiliyorsak, farklı takımlara evet. farklı şanslar verilebiliyorsa yeni sistemin artısı hı hı. ve çok, çok daha hızlı, çok daha kompakt, hem seyir zevkini artıran hem evet. de puan tablosunu bence daha canlı tutan bir sistem. Öyle. Şundan da bahsetmek istiyorum. Mesela Moonlight kadrosu ilk gün oyunlarıyla birazcık ışık vermişlerdi hı hı. ama Rakipleri konusunda birazcık kafalarda soru işareti var. Hemen hı hı. buraya bir fikstür gelsin. Evet. Birinci gün. Geldi. Gitti geri geldi. <laughs> Ve Vatan e, Game. Burada zaten dediğimiz gibi favorilerden bir tanesiydi. İyi galibiyetle başlıyor falan ama. Şimdi Moon tarafına değinmek istiyorum. Neden? Moon burada Coldflame'i yeniyor. Coldflame o kadar iyi gözükmemişti. Zaten evet. puan tablosuna da baktığımızda hı hı. alt sıralarda kapattı ilk haftayı. ile beraber yanlış değilsem. E, haliyle iyi oynamalarına rağmen şeyden emin olamıyorduk biz. Bu takım İlk 3'e ilk 4'e oynar mı? Yoksa alt dörtlü içinde mi iyi oynuyor? Iyi? Ee, tam kestirememiştik. İkinci gün gelsin abi. Sonrasında ikinci güne geliyorlar. Az önceki görselimiz zaten dediğimiz gibi FF tarafı e, yanlış girilmişti. Burada farklılık evet. kazandı. İkinci günde de Estuji'den bir maç alıyorlar. Ya ama ben sonrasında oturup bir hı hı. bakma şansım oldu yani. Ya ilk senle de birazcık konuşmuştuk zaten. Evet. Yani o maçtan da yani birazcık s ikinci karşılaşmada ağırlık koyması da gereken bir karşılaşma artık. Garip bir karşılaşma. Ya. Evet o biraz acaba ben hala Moonlight iyi olduğu için mi oldu yoksa s biraz eli ayağı dolaştığı için mi oldu ona karar verebilmiş değilim yani. İkisinden de biraz gibi Var bence. Mı? Hı -hı. Çünkü s ilk maçta çok daha domino oynadı. Evet. Ve yani baktığınızda bu tip serilerde favori olan takımdan ilk mücadelede bir şeyler kopartırsanız kopartırsınız sonra oyunu genelde rayına oturturlar. Bu evet. seriye bakıyorsun ilk karşılaşma 13 dakika mı 14 evet, tıkır tıkır dakika mı bir gidiyor. sürdü. Hı -hı. S2G bam, bam bam vurdu geçti. Abi ikinci maç yani devam Allah devam bitmiyor. 15-20-25-30 gidiyor sonsuzluğa gidiyor karşılaşma ve sonunda da kaybettiler. Orada bence ikisinden de birazcık bu tabii Moonlight için müthiş bir bu Müthiş tabi. Bu tabii. puanlar çünkü playoff'ta konuşulacak ya yani Ve ihtiyacın da olacak yani sen burada üst sıra takımlarından ne kadar işte bir puandır bir puan hatta 2-0 kazanıp o iki puanı çekersen çok hoş tabii bir puanlar bile çok önemli olacak. Yani çünkü burada şöyle bir gerçek var yani Fireflux'ın, Vatan Game'in ve ya yine s de ben aynı şekilde play-off'ların dışında kalma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Her hmm. bu şey de değil yani evet onların sponsoru var o yüzden böyle diyorsun da değil. Hayır adamlardan düze defalarca bunu yaptılar. Ulandır Başka burada. bir isim de olsa s işte da hmm. Vatan e, Game de aynı şekilde. Yok Slow Rush'da, yok Da Vintern tabii ama tabii, tabii. Hep, hep bir şekilde vardı adamlar yani. Yine olacaklar. O yüzden o dördüncü takım slotunu doldurabilmek için bu beraberlik çok anlamlı. Kesinlikle. Aynen öyle. Ama Yap Bir tane orta... daha lazım ama böldüm sözünü ama bir takımdan daha çalabilmek lazım. Yani belki galibiyet olmasa da bir beraberlik daha bir de kendi klasmanına karşı olan takımlara karşı da kazanabilirsen çok iddialı konuma getirir. Doğru katılıyorum buna. Artı olarak da bir şey de belirtelim. Özellikle ligin mesela en zevkli maçlarından bir tanesi STG FF karşılaşmasıydı. Evet. Yani haftanın maçı açık ara. Tabii. Mükemmel performansı iki tarafta gösterdi. Fakat bu sezon birazcık daha taşıyıcı rollerinde biz yükün biriktiğini görüyoruz. Şimdi normalde meta'da biraz değişimler oldu, nerflendi, ne oldu hı hı. alt koridorda işte Bruno gitti, Brody gitti falan derken ee, havuz kısıldı. <laughs> havuz kısılmasına rağmen oyuncu performansları yani Sigi Boom evet. ee, çok acayip her maçta bence mükemmel oynuyor. Katılıyorum. Evet, Kulak aç her zaman iyi bir seviyedeydi Kesinlikle. aynı şekilde. Sunshine zaten tartışmaya gerek yok herhalde. Ee, benim garip bir şekilde çok tatlı izlediğim koridorlardan biri haline dönüştü altın koridoru yani. Bence zaten eğlenceli de bir de bizim e, ligdeki oyuncular da bence kaliteli bir hale getiriyorlar işte. Yani Sigibum çok agresif oynamayı seviyor. Erken işte o üstünlüğü ele almayı seviyor mesela. Bunları yaparken de tabii aksiyon çevirdiği için e, koridor genelinde de e, benim de hoşuma gidiyor açıkçası. Yani bakalım altın koridoru yani o şeyleri görmeyeceğiz gibi geliyor. Çok fazla bana işte ee, orta koridorlar da biraz Hı -hı. daha böyle After Dark'ın olduğu zamanlardan böyle çok parlıyordu ama Hani burada yine Rosa çok iyi işler yaptı ama Gözler biraz daha taşıyıcı bir rolünde mi diyorsun? Ha. Ya şöyle bence şu an orta koridor açık ara en önemli rol, rol ama evet. Alt tarafı izlemesi bana zevkli geliyor ha, öyle, öyle diyor efendim. yani ha, tamam, Şimdi tamam. bu kadar daralmışken meta Aha. Hala çıkıp da oyuna ağırlığını koyabilen isimlerin olması hem bizim tamam. ligin alt seviyesin alt seviyesi yanlış oldu, alt koridor. Alt koridor bu arada LoL'den alışkanlık alt koridor değil abi. Altın, altın koridoru. koridoru, o da alt. alt o da alt, alt koridor. Ha. Altın koridorunun e, ne kadar iyi noktada olduğunu gösteriyor. Hem de e, tabii bir yandan yurt dışına gittiğinde fark yaratacağım birkaç tabii. tane şey lazım. ona da bir hazırlık diyebiliriz. E, diyeyim mi hemen bir, bir tarafını kapatayım mı? Evet, olur olur. O zaman bir tarafını kapatayım. Mu? Hemen çok kısa bir Hawk tarafından bahsedelim istiyorum. Yine zaten orada da turnuva devam ediyordu biliyorsunuz. Ee, ve şampiyon belli oldu efendim. Şampiyonumuz gelsin. Honor of Kings 10 gün yanlış evet. değilsem süren bir mücadelenin ardından. Bu vakit Stars e, burada şampiyon olmayı başarıyor. Tabi Invitation'lı bir turnuvaydı. Yine kaliteli ekipler vardı. Oyun tecrübesi olan oyuncular vardı. Ama buradan şampiyon olarak ayrılmak bence önemlidir. Sonuçta bir marka adı. Tabi. Yani iyi de bir ödül havuzu vardı zaten yani hiçbir takım bence organizasyon tarafından azımsanamayacak bir ödül havuzu yani dünyanın neresinde olursan ol çünkü kısa soluklu bir turnuva güzel bir turnuva birinci olduğun takdirde de karşılığı da iyi yani her yani. türlü yani zaten Brezilya ve Türkiye takımlarını biraz daha ön plana çıkartan bir etkinlik Tabii. değil bir de gayet iyi bir oyun geldi. Yani bizim futta falan baktığımızda gerçi yine Hemen grup o aşamasından, gelse. evet, o da gel, grup aşamasından falan çıkıldı. Hmm. Yine bence gayet gibi, net, gayet iyi, net yani çünkü yani. elde çok önemli donem olmayan bir oyun olduğu için böyle sonuç days. çok iyi. Evet hmm. bence de. Ee, yani bizim zaten bölgedeki ekiplere karşı biraz daha üstünlermiş gibi gözüküyordu ama. Hmm bir vakit biraz daha ağır basmış gibi. Aynen öyle. Yine burada ilk dörde girebilmek tabii ki önemli. Yani hedefler evet. mümkünse final oynamaktır her zaman. Hatta Hı -hı. şampiyon olmaktır. Ee, Fixed geldikten sonra konuşalım. Özellikle Hı -hı. Mesela bizim gruptan çıkan takımlarımızın diğerlerine baktığımızda işte bir tarafta burada ne var? Alfa 7 ile eşleşen bir e, Beşiktaş var. Alfa 7 zaten bam 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 finale kadar gidiyor. Yani 3-0 3-0 herkesi geçiyor. E, diğer tarafta e, mesela Next.Juay'a baktığımızda S.D.ye karşı oynadılar. Bence şanslı bir eşleşmemiz vardı orada. Sonucu o kadar şanslı olmadı. Ardından da biz yine ilk turda eğlenmiştik. Ee, özür, özür diliyorum. İkinci turda eğlenmiştik. Evet. Yani kendi seviyemizi gösterdik diyebiliriz. İkinci turdan şampiyonla eşleşmek birazcık üzücü oldu. Alfa 7 gelseydi yener miydik yenmez miydik net bir şey söyleyemiyorum. Bence daha yakın bir seri olurdu ama onu söyleyebilirim kesinlikle. Evet. Ee, bu da haliyle ilk turmanın sonucu deyip tekrar şöyle bir Umber of Kings'den de bahsetmiş olalım. Yakın tarihte orada turnuva olmayacak diye biliyorum. Ee, olursa zaten yine burada duyurularını Hı -hı. yaparız ama hani benim bildiğimi anladığım kadarıyla kazanan takımlar yurt dışı turnuvalarında veya daha böyle invitationlı etkinliklerde şu Hı -hı. anda devam ediyorlar. Diğer tarafta da kaybeden ekipler için zaten bir şey yok yani. Hani o kadar bir lig süreci 3 hafta oynadık, 5 hafta oynadık durumu sanki. Yok. yok yok yani ben de öyle biliyorum. Yani zaten oyunda daha çok yeni bir oyuncu şeyin altyapısının oluşması gerekiyor ki ligi oluşturabilecek bir elinizde evet. oyuncu sayısı olsun, takım sayısı olsun. Biraz zaten o açıdan da bir tık e, vakit vermek gerekli diye düşünüyorum yani en azından. Bir birkaç sezon mu olur artık nasıl olur bilmiyorum daha iyi bilirler o sayılara göre ama tabii böyle bir durum da söz konusu yani sen 8 takımın 8 takımın bir lig kuracak bile olsan sana 40 tane adam lazım. Aynen. 40 tane profesyonel, profesyonel oyuncu. Profesyonel lazım. oynayacağız. Değil adam yani. da değil evet öyle sen geldin sen geldin de değil. Ee, onlar onların tabii zamanla oturacaktır diye düşünüyorum ama oturana kadar da birazcık sanırım yatsını beklemek lazım. Ya göreceğiz bakalım neler gerçekleşecek ve e, sanki hani turnuvadır, puan durumudur vesaire falan herhalde sonuna geldik. Var mı eklemek istediğin bir şey? Yani yok canın sağlığı her zaman olduğu gibi gayet güzel dolu bir haftaydı. Şimdi birazcık daha böyle rahat Hı -hı. bir haftaya doğru geçiş yapıyor olacağız diye düşünüyorum. Onun da infosunu verelim bu arada. Şimdi önümüzdeki evet. bir, bir buçuk hafta PUBG Mobile tarafında boş. boş. Biliyorsunuz takımlar zaten yurtdışına gidecekler. Onların hazırlıkları yapılacak. PMGO'nun başlıyor olması lazım. Hı -hı. Ee, tam tarihin emin olmamakla beraber 20 Mart bandında 20 Mart veya 25 Mart olabilir. Onu yine kontrol ederiz. Ardından... Yine MLBB tarafında lig evet. devam ediyor. Haftalık olarak düzenli. Honor of Kings'in de bu haftayla beraber sonuna gelinmiş oldu az önce söylediğimiz gibi. Aynen öyle. O yüzden biraz daha sakin bir haftaya doğru da geçiş yapıyor olacağız gibi duruyor. O yüzden tadını çıkartalım. Çünkü yoğun bir sene olacakmış hissiyatı var bende. Yani PUBG Mobile olsun, Mobile Legends olsun, bir de başka bir şeyler de eklenirse mobil tarafta işte Honor of Kings gibi bayağı Ya daha Valo falan geliyordu da bakalım. <gülüyor> <gülüyor> e oraya hiç girmiyorum. Onu bir kere verdik onu, bıraktık. Onu buyurun. evet onu Kenarda. Bir köşede tut. onun bir köşede tut. Çok konuşma. O pişiyor. <laughs> o pişsin. Pişiyor. O pişsin. Ben bekliyorum. Sonra yemeğini <laughs> yaptığımızda konuşuruz Aynen. efendim. Bizden bu haftalık bu kadar. Ben Gitarist yanımda. Sevgili metre sizlerle beraberdik. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere. Herkese iyi geceler. Bye bye. bye, bye.